radyo oyunu Son Tren Yazan Behçet Necatigil Yapım Ankara Özel Tevfik Fikret Anadolu Lisesi Yöneten Sevda Arslan Ses ve Efekt Hakan Öztürk Afiş Ada Sönmez Ocak Oynayanlar Mehmet Can Kiper Pelin Alan Oğuzhan Sevinç İpek Algan Arhat Güler Ada Sönmez Ocak Ne sıkıntılı hava. Yaprak kımıldamıyor. Ter içindeyim. Rüzgar çıksa, yağmur yağsa biraz. Bütün gün fena bunaldım. Aç sana şu pencereyi. Radyoda ne var? Bilmem. Bakayım. <laughs> Aman kapat. Ah, neden? Faydasız. Ne bekliyordun? Hiç. Yani neye faydasız? İçimdeki sıkıntıya. Kapat. Sıkıntının bütün bütün geçmesine az kaldı. Nasıl? Anlamadım. Bu gece gidiyor. On treniyle. Kim? Erol. Ya. Ah, sevinmedin mi? Neye sevineyim? İstemiyordun da onu. Bak beni yanlış anlama. Ben hep iyiliğini istedim onun. Biliyorum. Bilseydin... Yani hmm. Neyse. Uğurlamaya gidecek miyiz? Israrla rica etti. Sakın gelmeyin diye. Neden? E, kendini suçlu hissediyor. Çok yük olmuş bize. Hiç düşünmedim. Olabilir. Bu sefer kesin mi kararı? Bu kaçıncı biliyorsun? Kesin. Akşamüstü bana uğradı. Birden karar vermiş, biletini de almış. Tembel, sorumsuz, ilerisini düşünmüyor. 28'ine geldi, hala bir baltaya sap olduğu yok. Vallahi acıyorum. Öğrenimini olsun yarıda bırakmasaydı hadi neyse. Fakat... Anladı artık. Gidiyor. Dönmeyecek. Demek vedalaştınız. Evet. Biraz para verseydin bari. Vereyim dedim, almadı. Gidince annemlerden alır. Üzülüyor musun? Düzeleceğini umuyorum. Ummak isterdim. Hava serinleyeceğe benziyor. Yapraklarda bir kıpırtı var. Yağmur yağsaydı bari. Nerede? sizsiniz. İstasyonda bizden başkası olmadığına göre. İkinci perona gelen trenden indiniz. Siz de birinciye gelenden. Evet. Bir beni bıraktı o tren buraya. Hemen de kalktı. Benim tren gibi. Buradan da binen olmadı hiç. Olmadı. Gazino da kapalı. Ama önündeki banklara oturabiliriz. Dinlenirdik. Yoksa hemen mi gidelim? Hayır. Oturalım biraz. Neden böyle bomboş bu istasyon? Bilmem. Fakat fena mı? Buluşmamız kolay oldu. Bu da mı aklımızın ermeyeceği bir şey? Herhalde. Dünyada nice gizli şeyler var. Bizim buraya getirilmemiz gibi. Getirilmedik. Kendiliğimizden geldik. Öyle mi dersiniz? E istemeseydik gelmezdik. Bilinmez. Siz neye geldiniz? Ben... Ben öğrenmeye geldim. Neyi? Doğru olup olmadığını. Neyin? Erkek de sizi mi sevmişti? Bunda merak edilecek ne var? Beni değilse bir başkasını sevmiş olabilir. Sizi buralara çeken bu olmasa gerek. Ya nedir? Önleyemediğimiz bir itinme. Onu görebilmek. Siz de ötekini görmek için geldiniz şu halde. Erkeği. Sevgilinizi görmeye geldiniz. Eski sevgilimi. Evlerinde. Karısının yanında. Karısı. Yani bir zamanlar sizin sevgilinizdi. Şimdi onun karısı. Eski sevgilim. Şimdi değil mi? Değil. Sesiniz aksini söylüyor. Olabilir. Ne kadar sürmüştü? 3-4 yıl. O kadarcık mı? Duygunun şiddeti sayılara bağlanan zamana göre ölçülürse, evet. Sonradan hiç görmediniz mi? Görmedim. Dostça ayrıldık. Hatta tıpkı bir tanıdığın bir toplantıda tanıştırdığı, çok kısa bir süre ortak konularda bir iki konuştuğumuz bir kimseden ayrılır gibi. Yine görüşelim diyerek, saygılı, nazik, Ayrılır gibi. O kadar mı kolay olmuştu? Görünüşte. Görünüşte serin kanlı. Kayıtsız. Hatta sürünceme de bir durumdan kurtulduğum için sevinmiş gibi. Ama sonra... Acısı sonra başladı. Birdenbire başladı. Patlak verdi. Boşandı. Geceleri doldurdu. Uykulardan oldum. Kırılan onurun baş kaldırması. Bırakılmışlığın acısıydı bu. Sonra sonra çıkıyordu. Bıraktı, bıkmıştı, çok beklemişti. Biraz daha bekleseydi. Fakat kadınlar sabırsızdırlar. Hey, affedersiniz, sizin için söylemedim. Bekledeseydi bekleyebilirdim, ama bıraktı. Yorulan bendim oysa. Fakat bütün ömrüm beklemekle geçebilirdi, isteseydi. Fakat bıkmıştı. Sevgilinizle nişanlandığını işitince. Sevgilimle. Önce pek aldırmadım. Fakat sonra... Şaşkınlığınız uzun sürdü. Hiç ummamıştınız. Benim gibi. Sonra alıştım. Ne hakkım vardı. İstenmeyen biriydim. Utancımı kendimde boğdum. Aradıklarını bende bulamamıştı. Haklıydı. Başkasına gitti. Üzüldünüz. Fakat kızmadınız mı? Siz kızdınız mıydı? Durumlarımız ne de olsa farklı. Siz bir kadın olarak... Aynı şey. Kadın veya erkek. İkimiz de bırakılmış değil miyiz? <laughs> evet. İkimiz de. Yoksa siz mi bırakmışsınız? Yok, hayır. Emin misiniz? Bırakılanlar kadınlardır çok kere. Eskidenmiş. Belki. Mektubu ne zaman aldınız? Dün. Ne yazıyordu? Bu istasyonun adı, bineceğim tren, saat kaçta burada olacağım. Sonra sizin de aynı saatte burada olacağınız yazıyordu. Sonra onlara gideceğimizi, İşte son cümleler. Birlikte gideceksiniz. Adreslerini biliyorsunuz. İmza? İmza yok. Bana gelen mektup da imzasız. E, kim yazdı dersiniz? Bilmem. Daktilo da yazılmış. Tıpkı bana gelen mektup gibi. Bize mektubun birer kopyasını yollayan, dördümüzü birden çok iyi tanıyan biri olmalı. Evet, çok tuhaf. Peki neye gizliyor kendisini? Hem sonra verdiği direktifleri yerine getireceğimizden ne kadar da emin konuşuyor, değil mi? Aynen. Bizi iyi tanıyan biri herhalde. Demek bilmeden yıllar yılı içinizde bu isteği yaşattınız. Hangi isteği? Onları. Karı koca bir arada evlerinde görmek isteğini. Şimdi de siz çok emin konuşuyorsunuz. Çünkü bu... Bu benim de dileğimdi. Yıllardır içimde büyüttüm. Artık bu isteğe karşı koyamaz olmuştum. O hale gelmişti ki artık içime sığmaz olmuştu. Mektup tam vaktinde geldi. Ya gelmeseydi? buraya tek başıma gelecektim. Kim olduğumu öğrenip Mektup bana siz mi yazdınız yoksa? Yo hayır ben yazmadım. Siz yazdınız. Bu oyunda benim de bir rolüm olduğunu öğrendiniz nasılsa. Bir suç ortağı gibi beni de sürüklediniz bu işe. Hayır değil inanın ki değil. Ben sizin varlığınızı bu mektupla öğrendim. Sizi ilk defa burada gördüm bugün. Dileklerimizin çoğu uzun zaman içimizde biz bilmeden yaşar da günün birinde aydınlığa çıkar. Kesinlik kazanır. Biz onların farkına ancak o zaman varırız. Mektup ben de öteden beri böyle bir dileğin var olduğunu ortaya koydu. Yıllar yılı süre gelmiş tedirginliklerimin sebebini ben bu mektubu alınca anladım. Artık benim muhakkak onlara gitmem lazım. E sizin de öyle. Hmm, ne desem ki? Galiba ben de alttan alta sizin gibi düşündüm. Yani ben de bir gün onların evine gitmeyi düşündüm herhalde farkında olmadan. <laughs> böyle bu. Yoksa gelmezdiniz. Hmm, belki şey fakat ben adreslerini bilmiyorum. Ben biliyorum. Yani ilk adreslerini biliyorum. Evlendikleri zamanki adreslerini. Şimdi nerede olduklarını oradan öğrenebiliriz. Gidiyoruz değil mi? <gülüyor> Gidelim. Hilmi. <laughs> ne var? Ne yapıyorsun? Hiç. İçim akşam garipliği çöktü. Hayallere daldım. <laughs> Bana da anlatsana hayallerini. Seni hiç. Şövalye romanları okudun mu? Unuttum. Belki okumuşumdur. Ben bir şövalye olsaydım ve bir şatoda yaşasaydık. Hendeklerle çevrili bir şato. Ama... Ama? Zehirli su dolu. Derin. Geniş hendekler. Neden zehirli su? <laughs> Şatoya gelmek isteyenler usta yüzücü bile olsalar hemen ölsünler diye. Daha neler? Şatona kimseyi sokmaz mıydın? İstemediklerimi sokmazdım. Henday'ın üstünde asma köprü olurdu değil mi? Olurdu. Olunca da köprüden istediklerini geçirirdin. Zehirli suya ne hacet? İstemediklerimi geri çeviremezdim ki. Neden? Yüzüm tutmazdı gelmeyin demeye. E gelsinler ne çıkar? Huzurum kaçardı. Hilmi sen hep kardeşim Erol düşünüyorsun. Onun bizde kalışı bu kadar mı canını sıktı senin? Hayır o halde? Yorgunlukların araladığı kapılardan bilincimize saçma sapan hayaller de olabilir. İlle sebep mi aramak lazım? Ama bu hayal akla hemen kardeşimi getiriyor. Ne yapayım? E, Erol kardeşim gelmedenmez ki. Hem biraz misafirperver ol canım. Sonra unutma ki ben de çalışıyorum. Aksini söylemedim. Tut ki bir manto yaptırdım. Bir şapka aldım. Duruma ters açılardan bakma. Ya? Çalışması lazım. Bir erkek hep anne, abla, enişte ekmeğiyle yaşayabilir mi? İşte o da nihayet anladı bunu. Gidiyor. Gitsin güle güle. Ya içimde büyük bir sıkıntı var Aynur. Sanki, sanki suçlu benim. Ama onun da anlaması. Kendi, kendi durumunu düzeltmesi lazım. Geç bile kaldı. Yalan mı? Hilmi artık bunu düşünme. Gidiyor işte. Çalışacak. Diyelim öyle olsun. B bırak şimdi bunları. Ben sana sormaya gelmiştim. Salata da yapayım mı? Sen bilirsin. Peki başka? Başka bilmem ki. Bir şey alınacak mı dışarıdan? E gelirken aldık ya. Erken mi yiyelim yemeği? Nasıl istersen. Sen söyle. Ha, hepsi bir. Peki ben hazırlayayım. Sana haber veririm. Aynur. Ne var mi Mutfakta mum var mıydı? Mum mu? Ne mumu? Yakmak için. Olacak. Ne yapacaktın? Hiç. İçecek bir şey? Bir şişe şarap var. Soğuktur fakat bu sıcakta. Olsun. Aldırma. Hilmi? Söyle. Kutluyor muyuz yoksa? Neyi? Hani, ne bileyim. Mum ve şarap dedin de, Erol'un gidişini mi dersin? Yok canım, birden işte öyle aklıma geldi. Heh, i̇nanayım mı? İnan inan. Tütüncü bu sırada dördüncü sokak demişti. Bu üçüncü, bundan sonraki olacak. Evet. Acaba yine orada mı oturuyorlar? Bilir miyim? Of çok yavaş yürüyorsunuz. Ayaklarım geri geri gidiyor. Hakkımız yok buna. Neye? Kurdukları düzeni yıkmaya. Zalimlik bu bizim yaptığımız. Günah ve suç. Biz kollanması gereken bir şeyleri yıkmaya, yok etmeye gidiyoruz adeta. Nedenmiş? Biz bir dostluk ziyaretine gidiyoruz. Çoktandır görmediğimiz iki eski dostu ziyarete gidiyoruz. Kendiniz de inanmıyorsunuz ya buna. Başka ne olabilir? Kalbi kötü kişileriz. Nispet vermeye gider gibiyiz. Ya da hesap sormaya. Evlilik hayatlarında mesutlar mı bakalım? Değilsen er, yanıldıklarını yüzlerine vurup sanki öç alacağız. Ben sizden kuvvet almak istiyorum. Böyle konuşmayın. Arada on yıla yakın bir zaman var. Taraflar için tehlike yok artık. Öyle mi dersiniz? E artık geçti demiştiniz. Geçti. Benim için evet. Belki ilk yıllardaydı ama şimdi Tamam geldik burası. Nasıl bilmem. Evimde iki yıl kadar kaldılar. Onlara iki oda vermiştim. Pansiyoner gibiydiler. İkisi de çalışıyordu. Odalarını kapatır giderlerdi. Ama bir gün... Evet. Bir gün özür dilediler. Kibar insanlardı çok. Özür dilediler, çıkmak istediler. Ee, neden peki? Kira pahalı geliyormuş, kocasının işleri bozulmuş o sıra. Daha ucuz bir yer bulmuşlar, çıkmak istediler. Sizden memnunum, kirayı indirin de kalın burada dedim, kabul etmediler. Bizim yüzümüzden geliriniz azalmasın, siz de zor geçiniyorsunuz dediler. Çok iyi insanlardı. Nereye taşındıklarını biliyor musunuz? Biliyorum biliyorum ama şimdi yine oradalar mı bilmem tabii. Buradan nereye gittiklerini biliyorum. Adresini bırakmışlardı. Ara sıra uğrarlardı. Ben de gittim 3-4 kere. Fakat birkaç yıldır görünmez oldular. Çünkü... E biraz şeker alın bari kahve içmiyorsunuz madem. Evet. Çünkü nasıl desem Hilmi Bey çok değişti. Kocası ne gibi? Ben onları evlatlarım gibi severdim. Onlar da beni bir anne bilmişlerdi. Fakat benim bir yeğenim vardır. Evet. Ara sıra gelir gider bana. Bekar. Aynur. Evet. Aynur yeğenime biraz fazla yakınlık göstermeye başladı. Hilmi Bey öyle sanıyorum ki kıskanıyordu. Demek çok seviyor. Sandı ki buradan uzaklaşırlarsa birbirlerini görmezler bir daha. Fakat boşunadır hepsi. İnsan ne kadar uzaklarda olsa aklına koymasın arar bulur. Buluşmaya mı başladılar? Yo yo aslında Hilmi Bey'in kuruntusu yok ki bir şey. Kuruntu sağ olsun çok huysuz kıskanç olmuştu son aylarda. Niçin? Biraz da geçim sıkıntısı. Evliliği ayakta tutmak kolay olmaz başlangıçta. Hele araya bir soğukluk bir tatsızlık girdi mi? Bence Aynur evlilikte aralığını bulamadı. Yani ilk aylarda belki bulduğunu sandı da Sonra bir hata ettiğini anladı. Yanıldığını anladı demek. Öyleye benziyordu. Çocukları yok mu? Yok. Sebep biraz da bu ya. Olsaydı bir takım pürüzler kendiliğinden düzelirdi. Ama sessiz ki var insanlardı Allah için. Hiç kavga ettiklerini görmedim. Sessiz sürüp giden facia demek daha doğru. Bilmem. Talihsiz yavrucuk. Aynur yani ama düzelir düzelir. İkisi de genç daha. Genç sayılırlar. Sizler gibi. E, kızım sizin arkadaşınızmış madem nasıl bilmezsiniz adreslerini? Araya uzun yıllar girdi. Birbirimizi kaybettik. Kısmet. E, bugün bir fırsat çıktı da. Güzel güzel. Gidin bulun onları. Sevinirler. Çok yalnızlar. Sebep biraz da bu ya. Hemen hiç kimseyle görüşmezlerdi. Evden işe, işten eve. Pazar geceleri arada bir sinemaya giderlerse işte hepsi o kadar. Doğru değil, doğru değil. Müsaadenizle artık gidelim biz. Adresi verseniz de gitsek. İşinizden de alıkoyduk sizi. Hayır niçin? Oturduk konuştuk işte. Hem benim işimin acelesi yok ki. Çünkü kişinin değerlerini sökecektim o kadar. Biz gidelim. Geç kalmayalım. Siz bilirsiniz. Burada bir defter olacaktı. Evet buldum buldum. Buyurun. Heh, şu kağıda yazayım. Sokağı 26 numara. Emekli bir valinin evi. İkinci katta oturuyorlar. İki oda, bir mutfak, banyo. Gittim gördüm fena değil. Eh tam onlara göre. Zaten kaç kişiler ki? Hizmetçileri falan yok muydu? Yoktu. Dünyanın parasını istiyor hizmetçi. Bir kadın bulmuşlardı. 15 günde bir gelir çamaşırlarını yıkayıverirdi. E eh, işte geçinip gidiyorlardı. Kolay değil. Çok teşekkür ederiz. Biz gidelim. Gidin gidin sevinirler. Durakta bekler 30 numaralı otobüse binersen yarım saate gizersiniz. Biraz uzak çadır. Şimdi dönmüşlerdir işlerinden. Evdedirler. Nereye gidecekler? Benden de selam söyleyin çok. Severlerdi beni. Ben de onları tabii. Kısmet. Allah ağızlarının tadını bozmasın. Her şeyin başı o. Gerisi boş, gerisi boş. Çok teşekkür ederiz. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık. Bir kahvem bile içmediniz. Bu olmadı. Kusura bakmayın. Gidin güle güle. Nasıl bilmem? Bu evde yıllarca oturdular. Buyurun, içeri buyurun. Rahatsız etmeyelim. Ne demek? Memnun olurum. Üstelik yabancıymışsınız. Anlatmam gerek şimdi nerede olduklarını. Ayaküstü olmaz. Buyurun. Hem size bazı şeyleri anlatayım da ona göre davranın. Gelin canım içeri. Beş dakika buyurun. Ya rahatsız ediyoruz. Yok canım. Yok canım. Evet. Demek çocukluk arkadaşlarısınız. Ne iyi. Eski dostluklar, eski hatıralar hiç unutulur mu? Yolunuz düştü göreceksiniz. Güzel. Şaşıracaklar. Kim bilir ne kadar da sevinirler tabii. Nereden nereye? İki eski arkadaş, yanlarında eşleri. Yıllar sonra, nereden nereye? Hayatta ne güzel tesadüfler var. İşte yaşamanın tadı, manası. Hatıralarda olmasa çekilmezdi. Çok doğru. Biz burada bir kör oğlu bir ayvaz, karımlıyız. Kapımızı bir tanıdık açacak da aradı. Üç beş laf edeceğiz. Ben memnunum, çok memnunum. Ama karım sıkılır yalnızlıktan. Git diyorum o kadar. Git oğlunun yanına, kızının yanına. Yer biri bir şehirde. Torunlar tam sevilecek yaşlardı. Gitmez. İlle başımı bekleyecek. Gelir şimdi neredeyse gelir. Çarşıya çıkmıştı. Şimdi nerede oturduklarını biliyor musunuz? Ha, onu diyecektim. Biliyorum. Fakat acele etmeyin canım. Nasıl olsa bu gece artık onlarda kalırsınız. Bırakmazlar zaten. Ne çıkar fazla yatakları yoksa? de sedirde versinler. Sizi kuru tahtalarda yatıracak değiller ya. Hem bunca yıl ayrılıktan sonra hiç uyumak olur mu? Eee, yılların hasreti, bunca eski hatıra. Sabahlara kadar konuşursunuz. Uyunmaz böyle gecelerde. Ama siz pek üzgün gibisiniz. Ben de çok konuşuyorum değil mi? Konuşmayı severim canım. Efendi oğlum, dünyaya konuşmak için geldik. Ama doğru, size sıra gelmiyor değil mi? Rica ederim, ne demek, haklısınız tabii. Fakat anlayamadım doğrusu. 200 kilometre bile yok. O kadar yakında olsanız da nasıl bilmezsiniz bu şehirde olduklarını? Biliyorduk ama araya uzun zaman girdi. Burada ilk oturdukları yeri biliyorduk tabii. Ee, mektuplaşıyorduk. Sonra bir ara kestik mektubu. Şimdi bir sürpriz yapalım dedik. Her neyse. İyi ettiniz çok iyi. Efendim bizim bu evde yıllarca oturdular. Önceleri pek gözümüz tutmamıştı. Hırçın sinirli bir halleri vardı. Sürüp giden bir gerginlik içinde gibiydiler. Bir şeye pişman olmuş gibi mi desem, evet evet, galiba öyle. Yo yo, açık seçik bir şey yoktu görünürdü. İyiydiler, hoştular, mesuttular. Birbirlerini kıracak en küçük bir taşkınlıkları yoktu. Bu işin görünüşü. Ama içte, içeride, ancak sezilir bir şey. Eee, biz çok yaşadık. Her türlüsünden gün gördük, adam tanıdık. Gözümüzden kaçmıyordu. Yani ne gibi? Bir geçimsizlik falan mı? Değil. Anlatması zor biraz. Bir hava, aşılmaz bir duvar. Nasıl desem... <laughs> i̇şte acayip bir şey canım. Ben çıtlattım, siz anlayıverin artık. Ne mutlu, ne mutlu. Sizin hayatınızda yok ki böyle şeyler. Tuhafınıza gitti. Evet, yok. E, affedersiniz, ben de anlayamadım. Bildiğim kadarı Aynur çok anlayışlıdır. Tabii, tabii. Zaten ayakta tutan oydu her şeyi. Yuvayı Aynur koruyordu. Çok mu severdiniz? Çok. Şey, e, anlayamadım. Neyi sever miydim? Arkadaşınızı. Ha, evet. Öyle ya. Üzüldüm tabii. Ne diye üzülesiniz? İlk zamanlar. Dedim ya, içten içe, huzursuz, sıkıntılıydılar. Sıkıntılıydılar ya, sonra sonra kaynaştılar. Duruldular. Neşeleri yerine geldi adeta. Sanki bir yükten kurtulmuş, unutmak istedikleri bir şeyi unutmuşlardı. Biz bir mana veremedik. Aralarında bir bulut yahut şeytan geçmişti sanki. Karı koca düşündük anlayamadık. Ne oldu da birden değişti bunlar? Evet değiştiler ama ben anlamıştım. Anlamış mıydınız? Neyi? Bir sır bu. Karım bile bilmez. Nasıl? Saklayacağınızı bilsem söylerim. Söyleyin ne olur. Gördün mü karını? Kadınlar can atarlar sırları öğrenmeye. Hayır hayır onun için değil affedersiniz. Yo yo darılmayın hemen. Zaten söyleyecektim. Hem Aynur arkadaşınız sizin. Bilmez misiniz ne içli ne duygulu olduğunu. Sonra güzel kızdır. Allah için çok güzel kız. Öyledir değil mi? Şey bilmem ki. Kıskandınız mı yoksa? İnsan arkadaşını kıskanır mı? Eee madem öyle. Affedersiniz onu demek istemedim yalnız. Ben de söylememiş olayım. Evet ne diyordum? Ben onların bir gün yalnız bir gün yüksek sesle konuştuklarını duydum. Ee belki küçük bir kavga, bir tartışma olur, her zaman olabilir. Merdiven başındaydım. Yukarıda Aynur Hanımın hafif tanışkırdığını duydum. Derken Hilmi çıkıştı karısına. Sanki dedi, onunla evlenseydin başka türlü mü olacaktın? Böyle dedi. Böyle dedi. Anladım ki kız eskiden başkasını sevmiş. Sevmiş miydi? <laughs> Sevmişti. Tanır mıydınız? Yo ha hayır ne bileyim ben Hilmi'nin evlendiği kızı henüz hiç görmedim. Öyleyse siz bilirsiniz hanım kızım. Hilmi Bey'den önce var mıydı bir sevdiği? Sanmıyorum. Ama olabilir. Olabilir tabii. Siz ne zaman evlendiniz? Onlardan sonra mı? Sonra herhalde. Evet, sonra. O halde siz Hilmi Bey'in arkadaşısınız. Hanım kızım da Aynur'un. Evet. Güzel, güzel. Çok sevinecekler. Madem eski arkadaşlarısınız, hemen bulun onları. Öyle olmasaydı mesela. Evet. Mesela siz Hilmi Bey'in eski sevgilisi olsaydınız. Evet. Gitmeyin derdim. Gitmeyelim mi? Gitmeyin. <laughs> Neden peki? Gitmeyin derdim. Doğru olmazdı gitmeniz. Eski acıları hatırlatmak, kapanmış yaraları deşmek doğru değil. Bence de öyle. Siz ne diyorsunuz? Belki, evet. Ben de sizin gibi düşünürdüm şüphesiz. Ama dediğiniz durum olsaydı tabii. Fakat biz... Tabii, tabii. Ben de zaten sizin için söylemiyorum. Ortaya konuşuyorum. Yani öyle olsaydı böyle olurdu gibilerinden. Hoş, nereden de aklıma geldi? Yerim şimdi bu sözleri. Demek gidebiliriz. Elbette. Siz tabii gidebilirsiniz. Evet, ne diyecektim? Onlar buradan çıkıldı iki ay oldu. Söylemiştiniz. Peki neden çıktılar? Kaçtılar. Kaçtılar mı? Hemen hemen. Önceleri hırçın, sinirliydiler de sonradan neşeleri yerine geldi dedim ya. Evet. Hilmi Bey'in sanki bir takım dönemleri vardı da hep birinden ötekine geçiyordu. İki ruhlu gibi bir şey. İki ruhlu mu? Nasıl? Evet. Zaman zaman birinden ötekine geçiyordu. Hatta üç ruhlu da diyebilirsiniz. Olamaz. Ama oluyordu. Oldu. Heli şimdi bu üçüncü ruhundan hala kurtulamadıysa çok fena. Ne gibi? Anlatın lütfen. Tabii. Hilmi son aylarda yani buradan çıkacaklarına yakın bir korku hastalığına tutuldu. Ne korkusu? Sanki bir suç işlemişti, bir para çalmıştı, birini öldürmüştü de peşine düşmüşlerdi. Korkuyor, kaçıyordu adeta. Yaklaşan bir felaketi sezinlemiş de ondan kaçar gibi. Tedirgin, tetikte. Bir gün yaşıma, tecrübeme güvenerek, kötüye çekemeyeceklerini düşünerek, çünkü ne de olsa sayarlardı beni. Oğlum dedim, sen bir ruh doktoruna gitsen. Ne de değil mi? Doktor ne yapsın bana dedi, kendimi önleyemedikten sonra. Elimde değil, biliyorum, saçma dedi. Neydi saçma bulduğu? Söyledim ya, peşinde oldukları duygusu. Her an kaçmaya hazır olmalıyız diyordu. Hayır yani söylemiyordu açıkça. Ama davranışlarından bu çıkıyordu. Doktora gitti mi? Sanmam, gitmedi. Sinirlerim bozu, geçer, çok yoruluyorum. Bir gün kendiliğinden geçer, az kaldı dedi. Karısını çok seviyordu. <laughs> Sahiden sevseydi. Yo yo, karısının tasalanmalarını gördükçe daha da üzülüyor. Ama önleyemiyordu. Ben önce acaba dedim. Yoksa... Yoksa... Bunu yapmam doğru değildi. Çirkindi bir bakıma. Ama ben sahiden sevmiştim onları. Yoksa diye düşündüm. Bu olanın bir açığı mı var? Gizlediği bir yolsuzluk falan mı? Tanırım çalıştığı yerin müdürünü. Meseleyi gizlice müdürü açtım. Sezdirmeden hesaplarını inceledi. Hayır, işlerinde en ufak bir ihmali yok. Anladım ki bu sadece bu sinir bozukluğu. Bir kabus. Hilmi'nin bir süre izin alıp böyle sessiz kırlık bir yerde dinlenmesi gerek. Şimdi bu işi siz yapabilirsiniz. Biz mi? Nasıl? Canım düşmanı değilsiniz ya onların. Böyle nokta yaşmalarında onlara yardımcı olacaksınız. Evlisiniz. Evliliğinizle onlara örnek olun. Mesela hazır geldiniz. Alın götürün onları. Şimdi veya sonra. İçine düştükleri bunu kurtulmaları lazım. Bunu da mı yapamazsınız? Fakat şimdi bu durumda bizim gitmemeyiz... Gidin gidin. Bu böyle süremez. Kıza da yazık erkeğe de. Bu işin bir sonuca bağlanması gerek. Evleri istasyonun hemen yanında. İstasyonun yanında mı? Bilseydik. <laughs> Nereden bileceksiniz? Buradan daha mı iyi şimdiki yerleri? Kendi Sen... evim. Övünmek gibi olur ama değil. Aynur hiç çıkmak istemedi. Çok yalvardı mi ama dinletemedi. Gittiler darıcık bir apartmanın iki odasına sığdılar. Sebep de... Evet? Sebep ilminin hastalığı. Dedim ya... İstasyona yakın olsun. Müş hemen gidebilmek için. Gidebilmek için mi? Nereye? Bilir miyim? Öyle dedi. Bakarsınız hemen gitmemiz gerekir dedi. Hemen kelimesini de öyle tuhaf söyledi ki ürktüm baya. Bu hemen sözlüğünde çok şeyler gizli bence. Siz ne dersiniz? Biz Hı? mi? Bilmem. Peki onları bulamazsanız ne yapmayı düşünüyorsunuz? Şey e, döneceğiz saat 10 treniyle. Hemen bu gece. Güzel. Öyleyse çabuk gidin. Hiç belli olmaz. Hilmi bu aklına eser bakarsınız almış karısını gitmiş. İşte adresleri. Hemen gidin. Umarım ki bulursunuz. Birdenbire neye sustuk böyle? Hilmi. Ne var? Niçin konuşmuyoruz? Bilmem. Demin ne güzel konuşuyorduk. Her şey bir yerde bitiyor. Ama yine başlayabilir. Babamızı yitirdik. Neden? Araya zaman girdi. Sessizlik girdi. Daha neler? Başka şeylerden açalım. Mum da bitmek üzere. Bu ikincisi son. Ne olur mum biterse? Hem niçin yakmıyoruz lambayı? Yakma. Mumun gölgesine bak. Yarı gölge. Büyük olayların gölgesi önceden düşer yola. Böyle bir mısra vardı ama... Kimin unuttum? Bir şey biteceğine yakın gölgesi büyüyor ikindi güneşleri gibi. Uzuyor, geliyor, sonra birden yok oluyor. Ameliyatların eşinde hastaların durumu. Ameliyat salonuna giderlerken korkuları sonra raddeyi bulmuştur. Sonra birden... Birden korku da ümit de silinir ve başlar boşluk. Mum alevinin son çırpınışları seni yine duygulandırdı. Bırak da yakayım elektriği. Hayır, karanlıkta daha iyi. Perdeyi açsam Dışarının aydınlığı da yeterdi. Açma. Ben, ben aydınlıktayım. Görüyorum. Artık şu radyoyu da kapa. Peki. Sofrayı toplamayayım mı? Acele enle. Saat daha on bile olmadı. Son tren gitsin hele. Erol'un dönmesinden mi korkuyorsun? Bu sefer dönmeyecek. Üzülme. Onu düşünmüyorum. O halde... O halde biz her gece son trenin sesini beklemiyor muyuz seninle? Hiç düşündün mü? Özellikle neden hep o trenin sesini duymak istiyoruz? Kaçırılan son fırsat olduğu için mi dersin? Adı üstünde son tren. Bir özlem belki. Trenin gideceği yerleri mi özlüyoruz nedir? Ben özlemiyorum. Ya sen? Ben de özlemiyorum. Ben senin yanında olmak isterdim. Ama demin ne dedin? Belki dedim. Belki de gecenin sessizliğinde son trenin sesi bizi hayata çağırıyor yeniden. Kendi hayatımıza. Olabilir. Bu tren sıkıntıları temelli alıp götürebilse hayata bütün benliğimizle bağlanırdık. Bekleyelim. Neyi bekleyelim? Son trenin bu geceki sesini. Biraz daha şarap olsaydı. Yazın fazla gelmez miydi? İşte laf olsun. Fazla içeceğinden değil ya. Ama vakit geçerdi. Vakit geçmek bilmiyor. Çift sayılar bu sırada. İşte şu 32. 86'yı bulacağız. Ne de uzun sokak. Ne kadar sessiz. Hem çok karanlık. Saat de ilerledi. Gelin vazgeçelim bu işten. Çok heyecanlıyım. Duralım biraz. Vazgeçelim. İmkansız. Artık çok geç. Hem onları kurtarmalıyız. İçimde hiçbir öç alma duygusu, hiçbir düşmanlık yok. Rahatlıkla konuşabiliriz. Neyi konuşabiliriz? Korkacak bir şey olmadığını. Anlamadınız mı valinin sözlerini? Onlar bizden, bizim hatıramızdan kaçıyorlar. Onlar bizim yüzümüzden mutsuz. Hilmi'nin korkuları, tedirginliği sizin yüzünüzden. Benim yüzümden mi? Evet. Ama benim suçum ne? Ben ne yaptım? Bir şey yapmadınız. Fakat o kendini suçlu görüyor. İçi rahat değil. Gidişimiz onu ve Aynur'u kurtaracak. Huzura kavuşmalarını istemez misiniz? Ben artık yalnız bunu isteyebilirim. Fakat biz nasıl başarılabiliriz? Öğrendiklerimizi bilmiyormuş gibi davranarak. Hem bir rol de değil bu. Onların mutluluğunu artık ben de sizin kadar istiyorum. Buraya gelirken içimde birikmiş hınçlar vardı Ama şimdi değiştim Çünkü Aynur mutlu olsun isterim Hilmi de Kendilerine güvenleri yok Korkularının yersiz olduğunu gösterelim Bu güveni verelim onlara Hatta yalan söyleyerek Yalan mı? Ne gibi? Sevişiyormuşuz Yakında evlenecekmişiz gibi yaparak Yaparak? Ha Birbirimizin özel hayatını bilmiyoruz tabi ee, Evli misiniz? Hayır Evli olsaydım gelemezdim. Siz? Bekarım. Her neyse, devam edin. Ee, evet. Pek yakında evlenecekmişiz gibi davranırız. Eski dostları ziyarete geldik. Çok mutluyuz. Halimizle, davranışlarımızla onlarda bu güven duygusunu yaratmalıyız. Yani zannetsinler ki biz de mutluluğun eşiğindeyiz. Artık hala bizi düşünerek saadetlerini bulandırmaları yersiz. Aklım ermiyor. Kötülük yok ki bunda. Biz sadece meraka kapılıp geldik. Şimdi merakımız ve başka duygularımız yerini bir ödeve bırakıyor. Tesadüf, kader. Sizi benim karşıma çıkarmış, sevişiyor, anlaşıyoruz. Yakında evleneceğiz. Biraz geç de olsa biz de mesut olacağız. Böyle bir ziyaret için yeter sebep mi bu? Neye yetmesin? Hiçbir gücenikliğimiz olmadığını göstermek, eski dostlukları tazelemek istiyoruz. Bu içtenliğimiz onları ferah çıkarır. Onlar da bunu bekliyorlar. Bunu sağladık mı çekip gideceğiz. Bir oyun olduğunu nereden anlayacaklar? Daha olmazsa ilerisi için uydurma bir adres veririz. Bizi arayıp bulacak değiller ya. Anlarlar. Ya ölüm yok ya sonunda. Durumları bundan sonra daha kötü olacak değil ya. Dinlediniz varinin söylediklerini. Bizim için tek çıkar yol bu artık. Onlar için de bu. Buralara kadar gelip onları görmeden gitmek istemiyorum. Ne olursa olsun görmeliyim onları. Evet, geldik. Görmeliydik onları. Saat, saat şimdi 9'u geçiyor. Şöyle böyle bir saatimiz kaldı benim trene. Son tren. Artık bu gece benim misafirim olursunuz. Tamam mı? Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Bir sinemaya gidebilirdik. Sıkıldın mı? Yo, hayır. O zaman? E, hiç konuşmuyorsun. İçine kapandın yine. Kim bilir neler kuruyorsun. <laughs> Saati. <laughs> Hangi saatin? Hayat saatini Çok geri kalıyor Ayarladım kurdum Artık düzgün işleyecek mi dersin? Umarım Ne zaman? <laughs> Tren gittikten sonra mı? Galiba Nihayet itiraf ettin Sen öyle istiyorsun Bari lambayı yaksak Karanlıkta kaldık Radyoyu da kapattın Yakarız Sonra. İçimde acayip bir korku var. Döner gelir diye korkuyorsun. Kardeşime bu kadar düşman olduğunu bilmezdim. Değil. Bak günahıma girme. Bir sıkıntı ama... Ama ne sıkıntısı bilmiyorum. Şarabın ağırlığı da olabilir. Uyumak istiyorum fakat... Fakat trenin sesini duymadan uyuyamam. Acayip bir hal. Dur gitme. Niçin? için Gitme. Fakat kapı çalındı. Duydum. Erol'dur vazgeç de herhalde. Açma. Sakın açma. Ama bu çok saçma doğrusu. Neden açmayayım? Ya açma diyorum. Peki ama neden? Bak verilmiş bir karar varsa ondan dönmemek lazım. Yeniden başlamak istemiyorum. Kapıyı açtım mı artık her şey biter. Bu bir dönüm noktası. Her şey biter. Nasıl biter? Bak dinle beni. Sinirlerim öyle gergin ki nasıl anlatayım sana. Hayatın bazı dönemlerinde yollar ayrılır. İster istemez böyledir bu. Herkes kendi hayatını yaşar. Biz kendi hayatımızı uzun zaman başkalarıyla bölüştük. Ama artık bizim olmalı bu hayat. Mecbur muyuz? Yavaş konuş duyulacak. Ya duyulursa duyursun. Kapıyı açtığın anda her şeye tekrar başlamak gerekir. Var mı sende bu kuvvet? Gelen yabancı mı? Yabancılar bile kovulmaz kapıdan. Bu gece bu kapıdan içeri kimsenin girmesini istemiyorum. Anladın mı? İstemiyorum. Bıktım artık. Hilmi, zalim olma. Bırak da bakayım. Belki rol değildir gelen. Hayır. Fakat hastalık bu seninkisi. Sana yasaklıyorum. Açmayacaksın. Hilmi, çıldırdın mı? Peki, nasıl istersen. Açmıyorlar. Anladılar galiba. Nereden anladılar? Seslenmedik. Sesimizi duymadılar mı ki? Sır. İstemiyor beni. İsteseydi. Kocası bıraksaydı beni gördüğüne sevinirdi. Kendimi küçülmüş hissediyorum. Bu hakarete layık değilim. Fena. Çok fena. Üzülmeyin. Ok yaydan çıktı bir kere. Açtırıncaya kadar çalacağım kapıyı. Ne olursunuz. Vazgeçin. Artık çok geç. Ne dedi? Duymadınız mı? Mecbur muyuz? Açılmaz bu kapı kimseye dedi. Anladılar geldiğimizi. Belki de onlar getirdiler bizi buraya. Suçumuz ne? Rezil ettiler bizi. Allah'ım daha nasıl durabiliriz burada? Bu yaptığını hiç affetmeyeceğim. Konuş, bari şimdi konuş. Böyle yapmam gerekiyordu. Sürüp gitmesi daha mı iyiydi? İki tarafında iyiliği için mecburduk buna. Az mı üzülüyorduk? Anla beni. Sen yalnız kendini düşünüyorsun. O yüzden taş kalplisin bu kadar. Öyle bil. Saat kaç? Karanlıkta nasıl göreyim? Az kaldı. Son trenin gitmesine değil mi? O da gidince şehir yine ölüm sessizliğine gömülür. Bir tabutta gibi. Trenler de olmasa gelip giden trenler. Bu ıssızlık çıldırtır insanı. Sonra bu karanlık. Yakalım şu ışığı ne olursun. Korkuyorum. Artık korkma. Geçti. Dinle bak. Son tren gitti. Lambayı yakabilirsin. Radyoyu da aç artık.